Gelmeyeceğini söylemiştin. Evet. Ama iyi ki gelmişim. Bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Ne gibi? Şu hanımlar sizin teyzeleriniz mi? Evet. İstemeden konuşmalarına kulak misafiri oldum. Ne duydun peki? Barış Bey. Barış Bey, başınız beladaymış. Mafya hala peşinizdeymiş. O Nisan Hanım'ın kocası değil mi? Hani adamları bana da bulaşmıştı. Sen buna mı kızdın? Kızmadım Barış Bey, endişelendim. Ya o manyaklar ya bir şey yaparsa? Ya size zarar verirlerse? Ya da bana? O konu kapandı demiştiniz Barış Bey. Selam Teo. Selam Ateş Böceği. Ne güzel olmuşsun ya, ateş ediyorsun ha. Vallahi. Teşekkür ederim. Sıtka, Barış nerede? Göremiyorum İlayda Hanım. Sıtka, saksı gibi kaldım burada. Bul çabuk şunu. Nihayet. Benimle dans eder misin? Sen nereden çıktın ya? Tabii ki hayır. Çık. Teo, burası mayın tarlası. Aslı'ya hemen göndermemiz lazım. Patron, ne deyip göndereceğiz ya? Bilmiyorum ki. Tamam. Ben kona göç hallederiz o mevzuyu. Sen merak etme. Ben zaten hep onun yanındayım bu gece. Halledeceğim ben. Sen rahat ol. İlayda seni bekliyor ha dans için. Of. Ben ne yaptım ya? Bir sorun mu var Teo? Ha? Yok ya, işle ilgili bir mevzu vardı, onu şey yaptık. Ben bir şey söylemeyi unutmuştum da. Barış, neredesin? Rezil oldun. Kusura bakma. Beklenmedik bir şey oldu. Olsun. Önemli değil. Ah, ne kadar büyülü bir gün değil mi Barış? Burada seninle eski günlerdeki gibi dans ediyoruz. Arkadaşlarımız etrafımızda. Hani sadece müvekkillerimiz gelecekti? Fakülte tayfasını da çağırmışsın. Onları da görmek istedim burada. Hem ben çok özlüyorum o günleri. Pek de yakışıyorlar. Hiç de yakışmıyorlar. Aa, neden yakışmasınlar ya? Birbirine denk, mazisi olan iki güzel insan. Ha, niye yakışmasınlar yani? Çünkü İlayda'nın ruhu tuz ruhu gibi. Böyle insanın içini yakıyor. Kaçak? Ne oluyor ya, işi bırakmalar bir şeyler? Boş ver ya, döndüm işte. Ya insan işi bırakıp giderken bir arayıp sormaz mı ya? Ben vallahi gönül koydum sana, ha söyleyeyim yani. Kusura bakma, haklısın. Bak sen artık bu kalısın. Yok öyle gitmek bitmek filan, tamam mı? Tamam. Ben gelmese miydim acaba ya? Patron rahatsız oldu sanki. Allah Allah, niye ya? Kendi çağırmadı mı zaten seni? Yani ne bileyim işte, yüzüme bakmayınca. Ha yok yok, o seninle alakalı bir şey değil. Şey o, ben dedim ya, işle alakalı bir sıkıntı var diyor. O yani, sen değilsin. Sıkıntı yok. O meşhur bahar partimizde ne güzel sürprizler hazırlamıştın bana. Yine aynı şeyleri bekliyorum senden. İlayda. Şşş, tanıyorum seni. Sen gizli kapaklı bir şeyler çeviriyorsun yine. İlayda, ne sürprizi? Ortağız biz. Hadi biraz konuklarımızla ilgilenelim. Sustun.
ne diyeyim? Vallahi nasıl bu hale geldin onu da mesela. Çok güzel olmuşsun ya. Sağ ol da. Ya Muzo Bey'in işi. Giydirdi beni, zorla kuaföre götürdü falan. Vallahi kendimi kılık değiştirmiş ajan gibi hissediyorum. Olsun sen alış buna alış. Vallahi çok güzel olmuşsun ya. Sen şoförsün diye erkek gibi takılmak zorunda mısın yani? Kim? Ne? Ben. Sen. Şoför. Erkeksi. Genç bir kız şoför ve erkeksi. Ya hiç alaka yok hakikaten ha. Abi bunu bir yerden hatırlıyor musun? 300 500 300 500 500. Ya Hakan oğlum senin ne işin var lan burada? Hakan bizim Hakan. Ya niye herkes bugün bana böyle söylüyor? Ben hem Barış Bukan'ın kuzeniyim hem de bu ev benim evim. Bu partide olmak benim de en doğal hakkım yani. Peki sen kimsin prenses? Hakan ben o prensesle tam bir şey konuşuyordum sen araya girdin abiciğim. Tamam aldım mesajı çıktık yani. Peki o zaman siz konuşun. Devam edin. Hadi bakalım. Ne? Ne konuşuyorduk Özel? Efendim? Diyocuğum nasılsın? Aa, çok iyi gördüm seni. İyisin iyisin. Güzel kız kim bakalım? Teyze Hanım ben tam o güzel kıza bir şey soruyordum siz geldiniz. Sor çocuğum. Sor ne soruyordum merak ettim. Yok ben ona özel bir şey soruyordum siz araya girdiniz. Ne tatlıymış teyzesi. Çok çok bal ya yani çok tatlı kadın yemin ederim. artık. Ne? Ne? Ha. Soracağım bir dakika soracağım. Yani. Ya tamam kıvranma hadi sor. O da seni merak ediyor. Kim beni merak ediyor? Kim olacak sormaya utandığın kişi işte. Bak Terim. Gül çok iyi kızdır. İçi dışı birdir. Benim canım ciğerimdir. Sen de doğru dürüst bir adamsın. Onu üzmeyeceğini biliyorum. Ha üzersen ciğerini sökerim. Yok Ateş Böreği sen çok yanlış anladın durumu. Ben öyle bir şey sormayacaktım ki. Nereden çıktı hiç anlamadım şu an yani. Ya çekinmene gerek yok. Yabancı mıyız? Bak dur şimdi bir şey yapacağım tamam mı? Sen de oradan sürpriz diye çıkacaksın. Ne yapacaksın ya? Al. Şuraya bir Zeki Müren kirpiği mi örsen ha? Olmaz. Teo daha sade şeyleri seviyor bence. Zaten çok da mütevazı bir insan kendisi. Ay! Aslanıyor görüntülü. Ay aç aç da partiyi görelim. Dur. Üstümüzü şey yapalım. Dur güzel misiniz? Aslı! Kız elbisen elbisen hemen elbiseni göster. Saçların yıkılıyor kız. Ya bak gece bakar mısın Allah aşkına? Ay çok güzel. Hayır göstersene bir şunlar var. Bana bak bana bak ortamı koklat bize bir ortamı göster hadi. Ay kızım bir durun sakin olun göstereceğim. Dur heh, al. Ay tam dizilerdeki gibi. Bir şey diyeceğim Aslı. Teo ne giymiş Teo? Böyle takım falan mı giymiş? Ay nasıl yakışmıştır ona takım biliyor musun? Ne güzel olmuştur. Bir göstersene. Sürpriz. Ay. Ah, Teo. Evet, ben takım elbise giydim, doğru, evet. Gülcüm düşüp ayağını sana yardımcı olayım. Aslıcığım, Teo, size iyi eğlenceler. Güle güle. Bay bay. Sürpriz oldu hakikaten. Bana da büyük sürpriz oldu Ateş Böceği. Ay, delireceğim. Öf, çıldıracağım ya. Ya insan bir haber verir. Önden bir mesaj atar, bir şey yapar. Ay rezil oldum çocuğa. Şimdi benim cilve özürlü kardeşimin kafası basmadı yani. Hani
kendince sana bir kıyak geçti. Ay. Benim söylediğim her şeyi duydu bu çocuk. Tamam mı? Bir de bu tip ne? Ya bu tiple mi görülür ya? Kız çok güzelsin. Bana bak. Senin gözlerin yeter. Doğruyu söyle. Doğru söylüyorum. Vallahi öyle. Hem seni gecenin bir saatinde arayıp ilanı aşk etmedim ya. Yani. Yani. Oldu tabii öyle bir şey. Allah'ım. Sen ne cevherler yaratıyorsun. Ay maşallah. Şu Hakan Şeker benimle bir gün dans etse. Sevabını 11 ay oruç tutarım. Rakibim var galiba. Baksana. Seninki sinsi sinsi yanaşıyor. İlayda Hanım'ı dansa kaldırmamalıydın Şeker. Yani onun kalbini böyle kazanamazsın. Ne yapacağım Sadık'a? Çok çaresizim. Yardım et bana. Sen ne yapacağını biliyorsun bebeği. Seninle takılacağım değil mi? Ben bir şeyler içip geleyim o zaman. Barış'cığım sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne bekliyordun ki? Onca kıymetli konuğu varken şoförüyle mi vakit geçirecekti? Bir yüzüme de mi bakamazdı? Ben de konuğum burada. Ya ne olur ben de sizinle takılayım ya Teo abi. Bu İlayda taşın aslanı yapıştı peşime bırakmıyor. Nefes aldırmıyor bana. Hem ben de sizinle burada dursam ne olacak ki yani? Ah Teo'cum, Hakan sizinle mi? Bir sorun yok değil mi canım? Kimseyi zehirlemedi, içkisine ilaç atmadı. Hiçbir problem yok. Ah teyzem gel sen de gel, hepiniz gel. Aslı biz seninle hiç dans ettik mi ya? Biz seninle hiç dans etmedik değil mi bugüne kadar? Gel bir sen de. Hadi hoşçakalın. Gel bir sen de dans edelim. Gel 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 gel. Teo yavaş. Ya bu nasıl dansa götürmek? Teo usulü organik. Gel. Allah aşkına Teo ya. Ne biçim koşturuyorsun öyle sersem, sersem gibi oldum valla. Ha. Ben biraz heyecan yaptım da herhalde o yüzden öyle oldu ya. Pardon. Teo boş ver dansı falan ya. Ben sıkıldım zaten. Evime gideceğim ben. Valla mı? İyi hadi bırakayım ben seni hadi. Bana bak. Ha. Sen benden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Efendim? Bak geldiğimden beri bir tuhafsın zaten. Oradan oraya koşturdun beni, kenara çektin, kimseyle konuşturmadın. Sıkıldım ben ya. Hem patron da yüzüme bakmadı zaten. Usulen mi çağırmış nedir? Ben eve gidiyorum ya. Benimle dans eder misin? Çok mu sıktık seni? Ne bileyim. Ben pek alışkın değilim böyle şeylere.
Nasıl şeyler? Yani işte böyle süslü püslü, şaşalı şeyler. Sizin ortaklık kutlamanız böyleyse evlenseniz bir de. Bir de evlensek? Aman neyse canım. Aslı. Evet. Ben usulen kimseyi çağırmak zorunda değilim. Eğer senin gelmeni istemeseydim... ...o daveti sana vermezdim. Daha aslanı. Maalesef İlayda'm. Ay ne oldu, astım krizi falan mı tuttu? Ay ne astım abla, kıskançlık krizi tuttu bunun. Şu sahneye baksana. Aa. Dans da edebiliyor musun? Niye şaşırdınız? Şoförüm diye şanzımanla doğmadım ya Barış Bey. Sizin kadar pratik yapmasam da kendi çapımda idare ederim. Her şeye verilecek bir cevabın da var değil mi? Peki bu senin dik başlığını nasıl törpüleyeceğiz biz? Cevabını istemediğiniz soruları sormayın siz de o zaman. İstifa mı edersin? Yok da işte öyle oluyor sonra. Olsun bakalım. Geri mi dönmüş? Maalesef İlayda Hanım. Ya kim bu kız? Nasıl yani? Siz bu kızı tanımıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Tanımam mı gerekiyor? Bu kız var ya tam bir zengin koca avcısı. Üstelik böyle bumerang gibi bir şey. Böyle işte atıyoruz atıyoruz geri dönüyor. Evet. Demek ki başarılı bir avukat ki Barış'cığım onu hep geri alıyor. Ne? Avukat mı? Ne avukatı? Bu kız kim biliyor musunuz siz? Bu kız Barış'ın özel şoförü. Şoför. Ne? Bu kız şoför mü? Evet efendim, şoför. Tam anlamıyla bir şoför. Aa, böyle şoför mü olur canım? Olmaz tabii. Böyle şoför mü olur? Şu üstündeki kıyafete takılara bakar mısınız? Bir şoför maaşıyla bunlar alınabilir mi? Kesin Barış makancayı taktı bu kız. Ay nasıl yani? Barış bu kızla mı beraber? Ay lütfen rica edeceğim yani Barış bu kadar seviyesiz olabilir mi? Ama bu kız bir şekilde Barış'ı sömürüyor. Kesin. Bu kadar güzel kız... Zeki avukat Barış'ı mı sömürüyor? Barış sizi seviyordur değil mi? Handan Hanımcığım. Ay tabii ki seviyordur. Biz onun anne yarılarıyız. Peki anne yarısı olarak sizin bu kızdan niye haberiniz yok? Hı? Sizce de biraz garip değil mi? Neyse ben konuklarımla ilgileneyim. Yürü. Hiç garip değil. Garip Handan, sence bile garip. Ay evet abla ya, garip tabii. Ama Barış'ım sen böyle bir şeyi neden saklasın ki? E neden olduğu belli. Görmüyor musun hallerini? Ay çok tatlılar. Şuna bak ya. Lanet gibi yapıştı gitmiyor kız. Hayır ben anlamıyorum. Bu kız da bu kadar vazgeçilmeyecek. Ne olabilir? Biraz hafife almışız İlayda Hanım. Artık daha büyük hamlelerin zamanıdır. Resmen gecemi elimden çaldı. Çıldıracağım ya. Hiç çıldırmayın. Kayınvalideniz bu işe el koyacak. Nasıl yani?
Benim yapamadığımı onlar mı yapacaklar? Evet, teyzelik hakkıyla. Hiçbir erkek onu büyüten kadına karşı koyamaz. Öyle mi diyorsun? Bekleyin ve görün. Benimle tek şarkı dans etmişti. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ben bir şeye gideyim o zaman. Patron, ben ateş böceğini eve bırakayım artık. Ne dedin? Aslı'yı diyorum, eve götürmenin vakti geldi. Çok dikkat çektiniz patron. Tamam tamam. Aslı bir kendine gel ya. Aklını başına topla ya. Alt tarafı dans ettiniz, büyütme bu kadar. Misiniz? Evet, siz de teyzesi oluyorsunuz galiba. Tanışamadık, ben Aslı. Ah canım benim. Ben de ama sevimli olan teyzesi, tatlı olan. Gel gel oturalım şöyle. Otur otur. Ay biliyor musun, ben bu araba kullanmasını hiç beceremiyorum. Yani bu erkekler her şeyi kendileri biliyor, kendileri yapacak. Bir de çok sinirli oluyorlar, yani hiç öğretemiyorlar. Kızıyorlar hep. Rica etsem sen bana öğretebilir misin? Hem Barış'a da sürpriz olur. Yaparsın değil mi? Vallahi övünmek gibi olmasın da ben çok iyi öğretirim. Yani mahalledeki bütün kadınlara ben öğrettim neredeyse. Hiç sinirlenmem. İyi o zaman. Hadi hemen yaz numaramı. Tamam. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu gizli, tamam mı? Aramızda. Yani kimsenin haberi olmasın. Şöyle havalı bir giriş yapayım. Barış ve ablama da sürpriz olsun. Tamam, ben de. Siz yazın numaranızı. Tamam. Ateş böceği. Merhaba. Ne oldu Teo? Bir şey mi oldu? Yok, şey gideceksen ben seni bırakayım diye geldim de. Ha, olur. Olur, gidelim hadi. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Hadi bakalım. Teo, bir şey soracağım sana. Hani sen bu kızla böyle özel özel bir şeyler konuşuyordun ya, aranızda bir şey yok değil mi? Yok, yok teyzenim daha neler ya, nereden çıkardınız onu, yok öyle bir şey. Aslı, öldüreceğim seni kızım, öldüreceğim. Dur kızım ya, kendimi affettiriyorum. Teo bırakıyor beni. İstersen görürsün, bak hazırlan diye haber de veriyorum ha. Ay, tamam, aslansın, kaplansın. Öpüyorum çok seni, hadi bay. Ay, sinek gibi bayılmışız ya biz. Hayret, Neşe teyze yattı uyudu mu, ne yaptı? Yok ya, siz olayı çok komple yanlış anlamışsınız yani. Hiç öyle bir durum değil o. Ay tamam o zaman. Evet. Hadi koş. Bekletme kızı o zaman. Tamam, hadi hadi görüşürüz. Hadi. Ateş böceği. Hah, geldim hadi. Hoş geldin. Seni de eğlencenden ettim, kusura bakma ya. Yok ya, vallahi bana yetti zaten de. Sen teyze hanımla ne konuşuyordun orada? Söylemem. Sır. Sır. Yalnız teyze hanımla sır olmaz ha. Ben sana diyeyim, bütün dünya duyar yani. Hadi. Müzik
Neşe teyze, sen de mi buradaydın ya? Nerede olacaktım ya? Kızım dışarılardayken uyuyacak mıydım o gamsızlar gibi? Gel gel. İyi akşamlar. Hoş geldin çocuğum. Sana da zahmet oldu. Estağfurullah ya, ne zahmeti? Aslı bizim göz bebeğimiz. Biz de bir gün Metin'le ziyaretinize geleceğiz. Hem çiçek için teşekkür ziyareti olur. Hem de kızımızın odasını görelim, değil mi? Hı? Tabii tabii, bekleriz. Yalnız gelmeden önce haber verin. Çünkü Aslı'nın ailesini en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Haberimiz olsun yani o bakımdan. Kızım beni her zaman gururlandırmıştır. Her zaman. Güzel kızım benim. Eyvallah Teo. Kızım artık taksi şoförü değilsin sen. Değişti şu ağızları artık. Hiç oluyor mu bu kıyafete ha? Oldu oldu vallahi. Hiç sorun değil. Biz Aslı'yı böyle seviyoruz. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Metin abiye de çok saygılar. Hoşçakalın. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Hadi iyi geceler. Neşe teyzeciğim ben de gideyim artık. Eve gitmem lazım tabii benim de. Git kızım git hadi. Vekaletçi Aslı oldun zaten. Aslı kızım yokken Gül hiç bizi yalnız bırakmaz. İyi alıştın kızım bu saatlerde sokaklarda dolaşmaya. Bak bu son Aslı. Arzu da senden özeniyor. İkinizle birden uğraşamam ben. Ay, çocuğu da bak yatırmamışlar yerine. Ay. Elbisen çok güzel Ateş Böceği. Oh. Uyku mahmuru bal böceğim. Çok severim. Ha. Babaanne ya. Koskoca genel müdür yardımcısına yer veriyorsun. Ah bal böceğim ah. Anne. Hı? Sen de şöyle bir gelip otursan ya. İşle ilgili anlatacaklarım var. Ne söyleyeceksin? Kötü bir şey mi? Yok. Kötü bir şey değil de. Bir sorun var. Aslı. Bak bana. İstifa edeceğim falan deme gece gece. Etsen bile şoförlüğe dönemezsin o kadar. Kapandı o defter. Yok. İstifa etmeyeceğim de. Hani ben yıllardır şoförlük yapıyorum yani. Sen niye? Aslı. Kız ne güzel olmuşsun. Yarı sıra böyle görelim seni kız çocuğu gibi ya. Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. Ama anneme bir şey anlatıyordum ben. Ay kız gerçekten yani ne kadar güzel olmuşsun. Melek gibi, su gibi akıyorsun. Ablacığım çok teşekkür ederim ama anneme bir şey anlatıyorum yahu. Anne. Yok biz bir selfie çekelim. Ay bir daha göremeyiz böyle. Gel gel hadi. Azıtma kızım gece gece. Evet abla ya Allah aşkına ya bir şey anlatacağım diyorum anlattırmadın. Sen de istifa ediyorsan gelir kafede çalışırsın. Şoförlüğe falan dönemezsin o kadar. Yok ya biz bir selfie çekelim. Hadi ya değil mi çiçoğum? Hadi abi. Hadi be Ateş Böceği. Lütfen babaanne ne olur. Hadi o zaman kızımı kırmayın. Benim evim de hemen şuradan böyle sola dönünce. Ama biz böyle bu tarafa doğru iki adım yürüyelim de şey olmasın babamlar falan görmesin yani. Şey. Pardon. Hüseyin. Sen kelimeleri çok güzel kullanıyorsun. Ben mi? Evet. Ben o kadar iyi kullanamıyorum. Ama ben de ipleri iyi kullanıyorum. O yüzden cevabımı bununla vermek istedim sana. Ay yavrum! Kaç, kaç, kaç! Neyin cevabını ya? Görünme! Ya niye kaçıyor ya?
Hiçbir şey anlamadım. Ben seni çok özledim. Bu aralar çok dağıldım Mal böceğim. İlgilenemedim seninle. Keşke yine şoför olsam. Neden? Taksiyle dolaşıyorduk ikimiz. Çok güzel oluyordu. Ben hala şoförüm biliyor musun? Nasıl yani? Hani ben bir avukatın yanında çalışıyorum ya. Aslında onun özel şoförüyüm. Eyvah. Ya annem çok kızacak değil mi? Üf Allah'ım, büyük terliği yiyeceksin. Biliyorum. Ama ben bu işi çok sevdim bal böceği. Ya bırakmak istemiyorum. Ama annem izin vermeyecek gibi. Baksana konuştuklarını. Merak etme. Ben sana destek olurum. Seni yerim ben. Olasın bir tanesi. Bal böceği. Barış'cığım, o dans ettiğin güzel kız kimdi? Çok merak ettik, şirketten mi? Yapma şimdi teyze. Sen zaten çoktan öğrenmişsindir. Ay canım, elden öğrenmek de senden öğrenmek aynı şey değil tabii. Hayır, yani ilk defa gördüğümüz bir şey olduğu için... yani bir kadın şoför çok alışıldık bir şey değil. Zaten taksi şoförüydü. Onun işe benim de şoföre ihtiyacım vardı. Öyle yani merak edilecek, kurcalayacak bir durum yok. Anlaştık mı altın kızlar? Anlaştık, anlaştık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, yani insan böyle deyince de daha bir merak ediyor değil mi abla? Yani eğer İlayda'nın söyledikleri doğruysa o kızın benden çok çekeceği var. Aman ya, gülleşme. Sırf seninle mi? Bütün gece kaç kişiyle dans ettin? Canım onlar müvekkili. Mecbur sayılır. Beni dansa kaldırmak zorunda değildi. Ama biz de güzel dans ettik be. Neden olmasın? Belki olur. Gece ben gittikten sonra çok mu dans etti ya? Ondan mı uyanamadım? Yo. Ben erken gelmişim. Kara Şimşek. Ay ne oldu sana? Hii, bakmadılar mı? Ah canım çok kirlenmişsin sen. Ama böyle olmaz. Sohbete doyamadınız tabii. Güzel, tertemiz olur. Ne zaman teşrif edecek acaba?
Güneş Kara Şimşek. Çok sıcak değil mi? Ay. Hakan. Hakan. Hadi abicim kalk, işimiz var, şunları halletmemiz lazım. Oğlum dün patrona söz verdik yapacağız diye. Halletmedik, ayıp oldu adam. Hadi kalk hadi. Abi niye? Onun da mı kalbini kırmış? Hadi sen bir git yüzünü yıka ama çabuk ol, işimiz var ha. Hadi hadi. Hadi Hakan koşarak hadi. Yapacaksın bunu da ya, yemin ediyorum. Yayda bırakmadı mı acaba Barış Bey ya? Salmadım ki. Zorla peşine takılmış bile olabilir. Allah'ım ne olur öyle bir şey olmasın. Deli kadın ya. Hayatı zor geçmiş bir şey. Biz iki pamuk arasında büyüdük sanki. Çarptı mı kola? Yok. Islandım biraz. Sen niye yıkıyorsun ki? Götürseydin bir yere. Ya ben bugün biraz erken gelmişim. Kara Şimşek'te bayağı bir kirlenmiş. Yıkayıvereyim dedim. Kara Şimşek ha? Günaydın bu arada. Günaydın. Mahvoldum ben. Ya hay Allah. Ya makine var ama bir saat falan sürer. Annenin elbisesi yok mu? Var da elbise o. Olsun, bir günlük idare edersin. Hem elbise yakışıyor sana. Hadi kurulanalım. Hı? Hadi. Hı. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapmak istiyorsun? Hadi hazırlanacağız. Kurulanacağız yani. Birlikte mi? Evet birlikte. Bir tane banyo var. Hadi. Fön makinesi, havlu, her şey var. Kıyafetlerini de kurutmaya atarız. Akşam alırsın. Sağ olun Barış Bey.
Barış Bey! Barış Bey! Barış Bey, fön makinesi! Nerede? Adam banyoda tabii. Nasıl? Aslı! Aslı, bana mı seslendin demin? Evet! Fön makinesini aradım da ben. Raflara, bütün raflara baktım, buldum. Ama başka hiçbir şeye bakmadım. Gerçekten hiçbir şeye bakmadım. Aldım direkt fön makinesini. İyi, aferin sana. Tanıdım bu kızı Teo abi. Tanıdım. Bu adam sarkıntılık etti. Sen de araya girdin. Duruma el koydun. Bravo, aynen öyle. Zaten o sırada indirmişler ilaçları bizim sodaya, öyle soymuşlar bizi. Hadi ya. Vallahi ben bundan sonra tanımadan bütün kızlardan uzak duracağım Teo abi. Tamam, aferin sen Hakan. Sen bakmaya devam et, başka bir şey hatırlayacak mısın? Ona bak bakayım. İçkiyi beğendin mi? Evet de bir fena oldum. Ne bu? Boş ver. Eğlenmene bak sen. Adın ne senin? Mavi Melek. Mavi Melek. Mavi Melek. O yaptı. Arabamı o çaldı. Küçük kıza bu çarptı Teo abi. Tanıdım. Vallahi da hatırladım. Mavi Melek bu. Bu kız işte Mavi Hakan, Melek. Hakan. Emin misin oğlum? Bak bir hatayı, bir yalanı, bir yanlışı daha kaldıracak lüksümüz yok. Emin misin? Abi yemin ediyorum eminim. Vallahi da billahi da Mavi Melek bu. Doğum günümde kız işte bu. O gece orada niye hatırlamadın o zaman? Ne bileyim abi, saçı başı farklı renklerdeydi. Hem zaten kaç saniye gördüm ki o gece ben kızı. Vallahi bu yaptı diyorum abi. İnanmıyorsan araştır. Mavi Melek onun adı. Şimdi, ulan var ya bak, bu doğru çıksın. Dile benden ne dilersen Hakan, tamam mı? İlayda taşı diliyorum, onu istiyorum de abi. Yuh Hakan ya. Ne sandın oğlum sen beni? Tamam, dileme bir şey, vazgeçtim ya. Yat hadi yat. Şşş, sağ ol lan. Fazla mı oldu bu ya? Bu da mı oldu bak? Al bakalım anahtarların. Son kez veriyorum. Tamam. İyi bari anahtarlığımı atlamışsınız. Dün gece sorun oldu mu ailemle ilgili? Yani geç falan kalmadın değil mi? Ha yok. Neredeyse 15 dakika sonra falan evdeydim.
Ama tabii geç olmuştu. Annem kapıda beklemiş, yazık. Bu arada biz şirketi taşıdık. Şirin sana yeni konum attı. Çıkmadan bir bak istersen. Aa, neden taşıdınız? Sen bizi bulamadı ya. Çok komik. Ya dışarıda seni araba yıkarken buldum, paçalar sıvalı. Üstüne bir kova su döktüm, ben mi komik? Ya siz de öyle bir geldiniz ki. Nasıl geldim? Aniden. Bu ortaklıktan sonra şirket küçük gelmeye başlamıştı da ondan değiştirdik daha aslında. Barış Bey, çekmece için olanları getirdim. Tamam, şöyle koy Aslı. Önce şu kitapları bir yerleştirelim. Şirin ne kadar güzel organize olmuş ya. Her şey tık diye yerini buldu. Sen Şirin'in öyle çocuk gibi gözüktüğüne bakma. O olmasa burası çöker. Onlar ne? Borçları koku. Çok güzelmiş. Hı? Fotoğraftaki kadın. Evet, öyledir. Zarar görmese mi acaba? Çerçeveletsek mi? Çerçeveliydi de kırılmış. Resmini masasına koyacak kadar değerli biri. Ben neden hiç rastlamadım? Ayrıldılar demek. Kız gitti. Barış Bey çıldırdı. Arkasından çerçeveyi fırlattı ama yine de vazgeçemedi. Fotoğrafı sakladı. Üf, çok da güzelmiş ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. İnsan gözlerini alamıyor. Evet. Babam da ilk gördüğünde gözlerini alamamış. Ne? Anneniz mi? Sen ne zannettin ki? Hiçbir şey. Şirin ne vardı çerçevelisin? Tabii Barış Bey. Ay, ay annesiymiş. Canım benim ne de güzel. Of. Aslı. Bu kıskançlıklar falan. Üf, saçmalıyorsun Aslı. Patron. Çiçeğe çarpıp kaçan hain takdimimdir. Buyursunlar. Ha, o kadar net diyorsun yani. Aynen öyle. Hakan faktörüne ve geçmişteki tüm çuvallamalarımıza rağmen çok emin. Teo, bak emin misin? Eminim patron. 13 Mart'ta Hakan'ı soyan kız bu. Burada. Kızın adını adresini bilmiyorum ama lakabı Mavi Melek. Balat'ta bir sanat atölyesinde takılıyor. Mekan Berk Tunç Bilek diye bir adamın üstüne kayıtlı. Muhtemelen kızın kırı ama çetenin başı falan da olabilir, emin değil. Ama kızı bu adresle arayacağız, o kesin. Peki sen bu kıza nasıl ulaştın? Ben sana dün de sordum, hiçbir şey söylemiyorsun Teo. He. Onu şey yapalım, ben sana onu Balat'tan sonra anlatayım. Daha şey olur. Rahat rahat. İyi tamam. Var bunda bir şey ama hayırlısı. Çok güzel.
güzeldi değil mi Aslı? Rüya gibiydi vallahi, bakmalara doyamadım. Davetin en güzel kızıydı. Bir dans koparamadım yalnız. Barış Bey havada kaptı kızı. Çok güzel dans ettiler. Ay. Barış Bey gözlerini alamadı Aslı'dan. Fark ettin mi? Ettim tabii. Herkes fark etti. Şirin. Ha. Bunu patron çerçeveletmeni istiyor hayatım. Ah, tamam canım. Demek gözlerini benden alamadı. Aslı kendine gel kızım ya, ne olur. Alo. Gül, ben masallara inanmayan, aklı başında. Çok sıkıcı bir kız değil miydim ya? Hayırdır Cinderella? Yaylar biraz böyle gevşemeye mi başladı acaba? Gül, benim içim kıpır kıpır. Ben şapşal gibiyim ya, salak salak sırıtıyorum sürekli. Ay Aslı. Vallahi ben de öyleyim biliyor musun ya? Ben dün gece Teo'nun hediyesini verdim. Ama biz tabii üstüne konuşamadık hiç. Ya, Zibide abim geldi limon sıktı muhabbetin içine. Ama yani işte... Ay çok heyecanlandım. Gül. Kızım bak, biz yoldan çıkıyoruz. Ben anneme işi de söylemedim. Yani izin vermeyecek zaten diye söylemedim yani. Yoldan çıkmıyoruz Aslı. Aşık oluyoruz. Ay deme öyle deme. Ya biraz kendini bıraksan. Salsan böyle gevşesen. Ne bileyim tadını çıkarsan. Ne olabilir ki ya, bir düşün, en kötü ne olabilir? Çok korkuyorum Gül, çok korkuyorum. Mavi Melek seni tanıyor mu peki? Yani görse hatırlar mı? Hatırlar. O zaman seni gördüğü anda kaçar. Tamam, ben gideceğim. Hem karşısında avukat görmesi daha iyi. Tamam, plan ne peki? Plan şu. Zaten sende onun hırsızlığına dair kayıtlar var. Onları süreceğim masaya. Diğer hırsızlıklarının da kayıtlarının elimizde olduğunu söyleyeceğim. Yani bir şekilde sıkıştıracağım kızı. Sonra da eğer itiraf ederse avukat olarak ona yardımcı olacağımı söyleyeceğim. Okey. O zaman ben de gidip diğer soygun kurbanlarını bulayım. He? Yani onlar bence polise gitmemiştir utancından ama sen halledersin. Ben de bir üstümü değiştireyim o zaman. Şimdi böyle balatta lamba gibi dolaşmayalım değil mi? İyi tamam. Ben de çıkıyorum o zaman. Hadi rast gelsin. İyi, sana da. Acaba Teo benim hediyemi beğenmiş midir? Ya sen şey mi yapsan? Böyle çaktırmadan ağzını mı arasan? Ama ben çaktırmamayı beceremiyorum Gül. Ay o da doğru. Sen gerçekten hiç beceremiyorsun o işleri. O zaman şöyle yapalım. Sen ortamı ayarla. Ben sorayım. Tamam. Evet evet. Kendin sor. Bence de. Alo. Teo. Nasılsın? İyi, ne olsun işte ya. Koşturuyoruz vallahi. Sen bir şey mi soracaksın bana? Ha evet, ben bir şey soracaktım, evet. Şey soracaktım ben. Ya ben öyle dün gece gittim ya, abim geldi falan diye. Acaba o sana çok ayıp oldu mu? Ha yok yok ya, niye ayıp olsun, hiç sıkıntı yok. Yalnız benim acelem var şimdi. Gidiyorum, sana kolay gelsin, tamam? Hadi bay bay. Sana da. Görüşürüz. Aslı. Alo. Ya böyle bir soğuk konuştu gibi. Bir şey mi var acaba? Yok kızım ya, acelesi var adamın. Koşa koşa arabaya gitti. Ha tamam, yani soğukluk falan yok değil mi? Yok yok, iş yüzünden. Ah Gül, kapatıyorum, patron geliyor. Ay tamam. Patron çıkıyor muyuz? Sen kalıyorsun Aslı, ben çıkıyorum. Nasıl yani, nereye? Nereye derken? Şey yok yani, yürüyerek mi gideceksiniz? Hayır Aslı, taksiyle. Bir sorun mu var? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Aslı, tehlikeli bir yere gidiyorum. O yüzden senin gelmeni istemiyorum. O mafya babasının yanına değil mi? Barış Bey, ne olur tek gitmeyin. Ben götüreyim sizi lütfen. Ne yapacaksın? Levyeli adam mı kovalayacaksın? Ya benim aklım kalır. Yani dedektif de yok yanınızda. Tek başınıza olmaz. Lütfen ben de geleyim, lütfen.
Siz sakin. Korkulacak bir şey yok. Başka bir dava ile ilgili bilgi toplamam lazım. Sen burada kal, beni bekle. Tamam? Barış Bey! Ne oldu? Şimdi çıktı. Ya şirketini telefonun cüzdanı unutmuş çalınca fark ettim. Niye üstüm değiştirdi anlamadım ki zaten. Tamam ver bana. Ver ver yetiştiririm ben. Şoför kız meselesi ne olacak andan? Yani bu İlayda'nın söyledikleri çok kafama takıldı. İnanma sen ona abla. Sırf Barış'a yaranmak için her türlü yalanı söyler o yılan. Ya boş boş konuşma andan. Yani kültürlü, kariyerli bir kız. Neden erkek peşinde koşup böyle entrika çevirsin? Neden çevirmesin abla? Hem okuduysa ne olmuş? Vallahi o ne derse desin ben Aslı'yı çok beğendim. Ben de İlayda'yı beğendim anne. O soğuk nevaden uzak duracaksın oğluşum. Sen de Aslı'dan. Ben tanıştım Aslı'yla. Abla çok doğal, çok samimi bir kız. İlayda da öyle. Aferin Hakan. Barış'ıma yakışan Aslı'dır. Bence de öyle. Aferin oğluşuma benim. Sen iyice kendini şaşırdın. İlayda'ya olan boş kinin yüzünden ne dediğini bilmiyorsun. Yani yeğenine o para avcısı şoför kızı mı layık gördün? Neden para avcısı olsun abla? Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Ayrıca da şoförse de şoför. Yani gönül bu. Kime konacağı belli olmaz. Zararlıysa yeğenime konamaz. Kim Barış'ı sömürmeye kalkarsa ben buna müdahale ederim. Asıl İlayda kan emicinin teki abla. Vallahi benim kanım emebilir anne. Hakan, İlayda olmaz diyorum. Ne sana ne de Barış'ıma. Ya Barış'ı olmaması için hiçbir sebep yok. Ne demişler? Davul bile dengi dengi. Davul ancak aşk varsa çalar. Aşk diye bir şey yok anda. Var abla. Bence de var. Yok. Var. Vallahi benim de kafamı karıştırdınız ya. Bu meseleye karışmayacaksın. Ben halledeceğim. Hele bir yap. Bak ben o zaman ne yapacağımı biliyorum. İnşallah annem kazanır. İlayda taş tabana kalır. Pars kızları. Yolculuk nereye? Ben Nişantaşı'na gidiyorum. Ben bir vakfa uğrayacağım. Yani vakıfla ilgilenmek nereden aklına geldi acaba? Sen de daha yeni alışveriş yapmıştın.